DAEŞ'e baktığımız zaman da yani oradaki insanların DAEŞ terör örgütüne doğrudan bir zararı ya da herhangi bir şeyi yoktu. Masum insanlardı. Türkiye'ye turist olarak gelmişlerdi ve Türkiye'yi keşfetmek için gelmişlerdi. Ama tam da Türkiye'nin tarihi bir yarımadasında, tarihi bir yerinde aynı zamanda turistlerin de yoğun olduğu bir yerde bu terörün gerçekleştirilmesinin sembolik ve stratejik anlamı şu: bir taraftan siz bir ülkede bir terör saldırısını gerçekleştiriyorsunuz, en büyük şehrinde, en tarihi yerinde, buradan daha çok sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz bu hedefle. Diğer taraftan da Türkiye'nin içerisinde yabancı unsurlara da bu saldırıyı gerçekleştirerek aynı zamanda aslında iki ülkeye ya da daha fazla ülkeye bu mesajı vermek istiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla DAEŞ terör örgütünün de zaten küresel saldırılarının hem stratejik olarak hem de sembolik olarak bu tip anlamları var.